Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Demak, bugungi darsimizda dard tilida izohlar, ekranga chiqarish turlari haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Demak, har galgidek dardpad o'sha konsolini brauzerdan kirdik, internetdan dardpad.dev. Demak, yozamiz kod. Demek print Nursaidov uz ve ekranga çıkaramız. Demek izohlar nima? Demek tasavvur qiling, jamoa bo'lib ishlayapsiz yoki kattaroq real proyektda ishlayapsiz. O'sha paytda özingiz ve başkalar düşünüş için o'sha kodlarını yonida üstüde yoki o'sha kodlarını keyinchalik ko'rish için düşünüş için izohlar talep etiladi. Demek izohlar qanaqa? Birinci usulü demek ikkita slash koyamız. Masalan bu kod main buyrug'idan boshlanadi. Buyrug'idan boshlanadi. Kichikroq qilamiz. Mana demak yozdim. Varandi bo'lsam. Demak ko'rib turganingizdek kodga ta'sir qilmadi. Demak ikkita slash belgisini qo'ysak kodga ta'sir qilmaydi va har birta kodni demak bu nima vazifani bajarish haqida yozib o'tsa bo'ladi. Agar men ikkita nima slashda olsam, demak xatolik boshlandi. Demak ikkita izoh. Demak masalan print ham endi qisqacha yozib qo'ysa bo'ladi. Bu ekranga chiqarish buyrug'i. Mana ko'rib turganingizdek qisqacha yozib o'tsa bo'ladi izohlarini. Demak, keyingi izoh masalan print masalan deylik. Randi bo'lsamiz ve bana çıktı. Demek bunda ikinci izoh yozuş için ikinci şey, turunu körsatıp ötemiz. Demek bitti silish ikkita bana avtomatik enterde bozsam yıldızca paketlerimi böyle yaptı. Demek mesela bu kod boş kaça kod deyip nomlanadı. Kod deyip nomlanadı. Ve bunu yapış için yani iki de yıldızca ve slash yapsak ve bana ve bunu yani devam ettirip getirmiş mümkün. Ve demek bu juda köp kod yazış. İçi de izoh yazış usulü. Lekin bu yaxshi variant emas. En yaxshi varianti bittalik qatorga, demak qisqacha kod nima vazifani bajarish haqida yozib o'tsa eng qulay o'sha hisoblanadi. Demak bunu ham bilib qo'yish zarar qilmaydi. Demak bizda keyingi o'sha darsimiz, ya'ni ekranga chiqarish turlari. Demak hozir qo'shtirib nuqta ichida oddiy qilib so'z yozyapmiz, chiqyapti. Demak keyingi yo'llarni ko'ramiz. Masalan izohlarni olib tashlasak ham bo'ladi, ammo tushundi, bu oddiy narsa. Demak masalan o'zgaruvchiga nom beramiz. Masalan ism teng
Ertelen Nursaidov. Demek print ki, demek isim yazsak, bana bunu iki de izah koyup koysak çıkmaydı bu. Demek bana Nursaidov çıktı, bunu ötken dersem gördük. Demek keyinki usulü mesela main'in iki de koyuşturma ocağımız ve main'in ismin iki nokta deyip demek koyuşturma odan çıkamız ve plus isim diye bir olsak demek randı bozağımız ve bana main'in ismim Nursaidov. Familiyam değiş gereken aileyim main'in familiyam demek Nursaidov. Ama düşünürler. Demek bu ikinci usulü. Demek üçüncü usulü yan borakan. Üçüncü usulü demek print. Print. Demek iki de koyuşturmak. Mesela benim familiyam deyimizde koştur noktan çıkmazdan isim yazsak hani işletip görüyoruz. Ha, noktalı virgül kop gitti. İsten çıkması gerek. Randı bozsak malum bu üçüncü usulüyken bunu birinci usul desek mali bu oldingi oddi inerse iki de usulü bor. İlk renge çıkarıştı. Asosiy. Demek bunu kaysini işlet degen savol tug'ilganda xohlagan turini ishlatsangiz farqi yo'q uni. Ikkalasi bir xil. O'zingizga qulayini tanlab olasiz o'sha o'rganish jarayonida. Demak, keyingi 3-uchinchi usul method deb nomlanadi. Endi method hal keyingi darslarda batafsil o'tamiz yana. Demak, bunda masalan bunu alohida yozib olish shart emas. Bitta qilib o'sha ekranga chiqaradigan qilib metod orqali chiqaradigan qilamiz. Demak, bundan chiqib bizga birorta masalan print name degan nom olib. Demak, bizga o'sha yuqorida yozgan nimadan keladigan matnni masalan string orqali o'sha text deb nomlasak, xohlagan narsa yozsa bo'ladi. Text deb nomlab, demak, ekranga bizda masalan mening familiya deb ikki nuqta va bizda dollar masalan text. Demek ushbu tekstni bu yoqqa yozdim. Hozir ko'ramiz. Demek bunu o'chiramiz. Demek bunda mana bu metodni nomini bu yerga yozamiz. Print name. Demek bunda mana isim, mana o'zgaruvchi nomini bunga kiritdik va yana bitta print. Print name qilib ichiga masalan isim 2. Isim 1 edi. Noktalı virgül. Mana. Noktalı virgül qolib ketibdi bunda ham. Demek mana qisqacha yozdik va randi bo'lsak va mana natija yana xuddi shu holatda chiqdi. Bu nimaga kerak deganda o'z tushunmasalaring, demak faqat yozib qo'yinglar. Demak method degani shu ekan deb o'sha tushunsalaring bo'ladi. Demak hozircha 3-ta usulini ko'rdik. Keyingi darslarda yana boshqa vazifalar orqali to'liq tushunib ketamiz. Barchaga rahmat. Salomat bo'ling.